Adnan Oktar'ın harçlığı belli oldu. İşte aylık harcayacağı para kurduğu suç örgütüyle aralarında genç kızların ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği suçlamasıyla tutuklanıp Edirne cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın cezaevindeki durumuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın cezaevindeki harcamaları için kendisi adına emanet para hesabı oluşturuldu. Hile, şantaj ve çeşitli illegal yollardan elde ettiği milyonlarca lira ile lüks bir hayat sürdüğü iddia edilen Oktar cezaevinde haftalık 300 liradan fazla para harcayamayacak. Adnan Oktar, cezaevindeki iki haftasını doldurdu. İlk iki günü kameralı gözetim altındaki özel bölümde geçiren Oktar, daha sonra psikolojik ve bedeni sağlık tetkikinin ardından 3 kişilik bir koğuşa tek başına alınmıştı. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise ağabeyi ve yeğeni olmuştu. Oktar'ın cezaevinde uyması gereken dikkat çekici bazı kurallar da var. Emanet hesap oluşturuldu. Dışarıda lüks ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Oktar, kanuni düzenlemeler gereği cezaevinde nakit para kullanamayacak. Oktar için ilgili yönetmeliğe göre emanet para hesabı oluşturuldu. Haftalık 300 lira Oktar'ın avukatı veya yakınları tarafından bu hesaba yatırılan para Oktar'ın cezaevindeki ihtiyaçları için kullanılacak. Oktar, haftalık 300 liradan fazla harcama yapamayacak. Nakit para kullanamayacak Oktar, nakit para kullanamayacak ve kantinden almak istedikleri için bir fiş dolduracak. Bu fişle talep ettiği ürünlerin parası ise hesabından kesilecek.